Cumhuriyetin kuruluş dönemi Türk oyun yazarlığında etik ideolojik idealizasyon. Araştırma görevlisi Ezgi Deniz Alpan. Türk tiyatrosunun geleneksel, metinsiz, tiyatrodan batılı, metinli, tiyatroya geçiş süreci, kendiliğinden oluşmamış, resmi ideoloji eliyle gerçekleştirilmiştir. Batılı tiyatronun ideal, gerçek tiyatro olduğu düşüncesi saray ve çevresi, devlet görevlileri, Türk elçileri ve yabancı elçilikler, aydınlar ve basın tarafından yayılmış, benimsenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Yani çıkış noktasında batılı anlamdaki Türk tiyatrosu, öğretici ve ideoloji taşıyıcı bir aygıt olarak kullanılmak istenmiştir. Bu makalenin amacı söz konusu dönemde yazılmış tiyatro oyunlarında idealleştirme işlevini araştırmaktır. Çalışmada kullanılan yöntem, nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntemden, oyun metinlerinin analizinde faydalanılmıştır. Dolayısıyla cevap aranacak sorular konunun niçin seçildiği, oyun kahramanının yargılarının ve eylemlerinin nasıl oluştuğu, çevresinden ne şekilde etkilendiği ile aynı konuyu ele alan oyun metinleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklardır. Bunun için 1923-1946 dönemini araştıran kuramsal çalışmalarla birlikte, söz konusu dönemde yazılan tiyatro oyunları değerlendirilmiştir. Oyunların dramatik yapılarında tema, çatışma, kişileştirme, mesaj gibi unsurlar bakımından önemli benzerlikler saptanmıştır. Bu benzerliğin nedeni söz konusu dönemde tiyatronun devlet tarafından teşvik edilmesi ve denetlenmesi olarak okunmalıdır. Böylece Türk oyun yazarlığı tarihinin dayandığı temel, çeşitlikten çok tek tiplik, bireysel olandan çok toplumsal olan, estetikten çok işlevsel ve var olandan çok idealize edilendir. 1923-1946 dönemi tiyatro oyunlarında Cumhuriyeti idealleştirmek için Osmanlı'ya ait değerlerin olumsuzlanması, salt batıya öykünmeyip milli değerlere sahip çıkılması gereklilikleri vurgulanırken, ideal kadın ve erkek de buna göre kurgulanmıştır. Böylece ideal kadının özellikleri milli değeri olan Anadolu kültürüne sahip çıkan, ülkesi ve ailesi için her şeyi feda etmeye hazır olan kadın, ideal erkeğin özellikleri ise vatanına bağlı, dinç, çalışkan, cesur olarak tanımlanmıştır. Bu dönem yazarlar için de yeni bir dönemdir, yazdıkları dramatik metinler yeni bir türdür. Bu nedenle milli mücadele, cumhuriyet, batılı değerler, milli değerler kavramları arasında sıkışıp kalmalarına şaşırmamak gerekir. Diğer yandan dönemde bu konular haricinde kalem oynatan yazarlar dışlanmıştır. Yazarlar için kaçınılmaz olarak statüko ön yargısı oluşmuştur. Bugünden bakınca Türk tiyatrosunda hala kuruluş yılları ile hesaplaşma yapılamadığı, buradaki hikayelerin tükenmediği söylenmelidir. Sonuç. Yukarıdaki oyunlar 1923-1946 arası dönemin farklı yazarlarından, bu araştırmanın konusu gözetilerek seçilmiştir. Ancak adı anılan diğer tüm araştırmalarda ve oyunlarda görülecektir ki oyunları birbirinden ayıracak özellikler yok denecek kadar azdır. Dönemin yazarlarının asıl yönelişlerinin siyasal olması, onların adeta birer ideolog gibi çalışmalarına, yeni Türkiye'nin ideal vatandaşını ve kültürünü inşa etmeye yönelmelerine neden olmuştur. Dönemin oyunları coşkulu, duygusal oyunlardır. Nesnel değil yanlı bakış açısına sahiptir. İdeal benliğin inşası için bu dönemde tüm oyun yazarları el birliğiyle çalışmıştır. Ancak gerçek benlikle, yani kişinin kendi kendisini sorgulamasıyla, tanımasıyla ilgilenilmemiştir. Toplum henüz Osmanlı'nın düşünsel yapısının getirdiği cemaat olarak düşünmekten, hareket etmekten kurtulamadığından, tiyatromuzda da özgül kahramanlara rastlanmaz. Bu yaklaşım idealizasyon bakımından elbette işlevseldir, ancak karakter derinliğinde, iki değer arasında, örneğin bu oyunların çoğunda duygu ve görev, kalmış dramatik kahraman yaratmak gibi teatral imkanlar kaçırılmıştır. Oyun kişileri karikatür tiplerdir, olaylar, kişiler, durumlar gerçekçi değildir, diyalog ve olay örgüleri mantığa aykırı, inandırıcılıktan uzaktır. Dönemde tiyatro sahnesi bir kürsü gibi kullanıldığı için, yalnızca mesaja, yani ideal olanın inşasına odaklanılmıştır. Bu dönemde tiyatromuzun görünümü, seyircileri sürekli bir şeye ikna etmek istiyor gibidir. Oyunların adı, içerikleri farklı olsa da daima aynı konulara değinilmiştir. Oyunlarda rejim değişikliğinin gerekliliği, cumhuriyetin kazanımları, İşleme yöntemi sürekli olarak vurgulanmış, öğretilmek istenmiştir. Kültür değişiminin rızaya dayalı olarak yapıldığı hem oyunların içeriğiyle hem yeni bir seyir alışkanlığıyla öğretilmek istenmiştir. Çünkü bir toplumun ancak insanların onun var olduğunu düşünmesiyle işlerlik kazanır.
Savaş ortamının ve etkilerinin gölgesinde kalmayan hiçbir oyun yoktur. Sayıca az olmakla birlikte gündelik hayat sorunlarını içeren oyunlar, nasıl yaşanılması, nasıl davranılması gerektiğini öğretecek didaktik niteliktedir. Böylece toplum tüm yönleriyle inşa edilmek istenmiştir. Bu dönem insanının anlatmaya değer başka hikayeleri elbette vardır. Ancak, bu dönem, yazarlar için de yeni bir dönemdir, yazdıkları dramatik metinler yeni bir türdür. Bu nedenle yazarların da seçtikleri konular bakımından milli mücadele, cumhuriyet, batılı değerler, milli değerler kavramları arasında sıkışıp kalmalarına şaşırmamak gerekir. Diğer yandan dönemde bu konular haricinde kalem oynatan yazarlar dışlanmış, hatta kimilerince vatan haini olmakla dahi suçlanmıştır. Yazarlar için kaçınılmaz olarak statüko önyargısı oluşmuştur. Bu nedenlerle inkılapların halk üzerindeki etkileri, birbirini karşılıklı yaftalayan grupların, cahil, yobaz gavur, kafir gibi sorunlar yanlı düşüncelerin sonucu olarak görmezden gelinmiştir. Amaç dönemin kişisini, ortamını anlatmak, yani olanla ilgilenmek değil, doğrudan ideal olanı, olması gerekeni göstermektir. Bugünden bakınca Türk tiyatrosunda hala kuruluş yılları ile hesaplaşma yapılamadığı, buradaki hikayelerin tükenmediği söylenmelidir. Sonuç olarak, Batılı tiyatro, devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak ideal olanı yaymak ve pekiştirerek yeniden üretmek, Kemalizmi yaymak, yeni cumhuriyeti ve kazanımlarını öğretmek üzerine kurulmuştur. Dönemin oyun yazarlığında bu idealleri yaymak için Osmanlı'ya ait değerler, Osmanlı beyleri ve din görevlileri olumsuzlanmış, batılı değerler karşısında milli değerler yüceltilmiştir. Temel bir ideal kadın karakteri görülmez. Oyunlarda kadınlar genellikle erkekleri yoldan çıkaran, çatışma yaratan kişiler olarak çizilmiştir. Yine de idealize edilen kadın profilini iki şekilde çıkarabiliriz. Anadolulu kadın, yaşlı, köylü, fedakar olması özellikleriyle öne çıkar. Şehirli kadın idealize edilecekse, bu yine fedakar, ailesi, erkeği için yaşayan, geleneksel ahlaki ilkelere sıkı sıkıya bağlı kadındır. Dönemin oyun yazarlığının ideal kimliği, erkek kimliğidir. Bu erkek kahraman orta sınıfa mensup, çalışabilecek yaşta, milli değerlerine sadık, modernizm yanlısıdır. Tüm yönelişi vatanını, devletini korumak uğrunadır. İdealize edilen kültür ise cumhuriyet ilkelerine bağlı, Anadolu'nun etik değerlerini de yaşatmayı sürdüren, ancak yüzü batıya dönük milli bir kültürdür.